Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Videoma geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yepyeni örgü modellerimden ilk siz haberdar olursunuz hem de kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek olmuş olursunuz. Lütfen kanalıma abone olun ve bana destek olmayı unutmayın arkadaşlarım. 3 numara 2 nokta 20 milim tulip tığım ve bebe iğnelerimle çok güzel bir örgü çalışmasıyla karşınızdayım arkadaşlar. Çok güzel bir turuncu var. Mutlaka bunu deneyeceğim. Nako Star Bebe arkadaşlarım. 5451. Çok harika değil mi? Ben bunu çok seviyorum. Kenara alıyorum. Diğerlerinin de numarasını vereyim arkadaşlar. Burada da böyle Nako Cicibia Bebe antipinik var. Hemen veriyorum. 11.527 ekran görüntüsü alabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da bu tarafa bırakalım. Burada yine kremim var. Daha önce de çok kullandım. Bu rengi çok seviyorum. Kartopu Baby Love var. 502. Burada da güzel bir kahverengim var arkadaşlar. Antipinik. Şöyle hemen 142 arkadaşlarım. Çok güzel değil mi? Ben çok sevdiğim için kullanıyorum. Nako Cicibia var. Şöyle yine 1421 arkadaşlar. Güzel bir limon sarısı. Önce ben bununla başlayıp sonra bütün renkleri kullanacağım. Önce bu rengi alıyorum. Nako inci Bibi'yi kullanacağız ilk başta. Nako inci Bibi'yi çok sevdim bu arada. Ben bunu markayı kullanmıyordum. Daha ince ve daha güzel. O yüzden ben bunu çok seviyorum. Bu iple yaptığınız modeller çok güzel tutuyor arkadaşlarım. Tavsiye ederim. Şimdi tığımı yine aldım. Hadi başlayalım. Zincir çekerek başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle yapacağımız işe göre zincir çekiyoruz. Bir miktar bu şekilde öreceğimiz örneğe göre zincir. Şöyle benim için şöyle bir miktar zincir yeterli olacak arkadaşlar. Onun bir sayısı var. Tabii ben sayıya göre gidiyorum. Örnek çıksın diye minik bir şekilde saydım. Siz kendi boyutunuza göre, yapacağınız işin boyutuna göre ya da kendi bedeninize göre bunları artırıp eksiltebilirsiniz arkadaşlar. Bu zincir açık renkte belli oluyor mu bilmiyorum. Bu zincir benim için yeterli. Şimdi ilmeğimizi alıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. İlmek alıp şöyle ilk kutucuğa girerek 2 ve 2, 1 ikili trabzan. Şuraya küçük bir trabzan. Bir zincir çekiyorum. Bir tane bırakıp diğerine batarak arkadaşlar ikili batıyoruz bu arada. Bir kutucuk yapıyorum. Bir zincir ilmek alıp bir bırakıp ikinciye batarak bu şekilde tam böyle 19 tane yapacağız. Bir zincir bir tane bırakıp diğerine batıyorum arkadaşlarım. Böyle bir zincir bir tane bırakıp diğerine batarak 19 adet kutucuk yapmamız gerekiyor. Bakın ilmeği aldık. Bu şekilde bir zincir çektim, ilmeği aldım, bir zincir bıraktım, diğer zincire iki kat veya tek kat, o size kalmış. Bu şekilde kutucuklar minik olmalı, sorun yok yani. Minik olduktan sonra arkadaşlar bir zincir bir kutucuk bırakıp diğerine, bu şekilde bir zincir bir kutucuk bırakıp diğerine arkadaşlar, böyle bir zincir bir kutucuk bırakıp diğerine gidiyoruz. Evet, sayacağız. 19 tane olması gerekiyor. 19 tane olduktan sonra arkadaşlarım sorun yok. Bir zincir bir kutucuk bırakıp diğerine böyle anlık olarak bir zincir çekip bir kutucuk bırakıp diğerine. Hemen sayalım arkadaşlar kaç olmuş diye. 3, 6, 9, 10, 14 olmuş. Hemen sayıyoruz. Bir zincir çekip 15, bir zincir bırakıp 16, bir zincir çekip bir kutucuk bırakıp 17, bir zincir çekip bir kutucuk bırakıp 18 ve 19. 19'u yaptıktan sonra arkadaşlar böyle, evet. Benim örneğim için 19 adet zincir gerekiyordu arkadaşlar. Ben bu 19 adet zinciri yaptım. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekip ilmek alıp ilmeğimin içine girerek şu ilk yuvama girip 2 ve 2, sonra kenara batıp 2 ve 2, sonra yine ortaya batarak 2 ve 2, yine kenara batarak tam 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bakın bir ortaya, bir kenara, bir ortaya, bir kenara 5 adet kutucuğumuzu yapıyoruz. Sonra 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Şöyle sayıyoruz. İlmeğimizi alıp sayıyoruz bu arada. 1, 2, 3. Bakın şu battığımızın dibinden sayıyoruz. Üçüncünün tepesine ilmekle birlikte girerek önce 2 sonra 2. Bir ikili trabzan. 1, 2, 3 zincir çekip A noktaya bir V yapıyoruz. Bir V yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. İlmeğimi alıyorum. Şimdi buradan yine sayıyoruz. 1, 2, 3. Üçüncünün tepesine ilmekle birlikte girip trabzan yapıyoruz. Sonra buraya şu 3 kutucuğa trabzan yapacağız. Sayıyoruz. Bir tane içine, bir tane kenarına. İlmek alıyoruz. Bir tane içine, bir tane kenarına. Bir tane içine, bir tane kenarına arkadaşlar. Bu şekilde 3 kutucuğu dolduruyoruz. Toplamda 7 tane olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 adet dolduruyoruz. Bu şekilde bir yuva, bir trabzan, 7'li trabzan. Şöyle ben biraz ip alıyorum. Şimdi tekrardan 1, 2, 3, 4 zincir ilmek alıyoruz. Tekrar sayıyoruz. 1, 2, 3. 3'ün tepesine yine ilmekle girerek 2 ve 2. Buraya yine 1 V yapıyoruz. 3 zincir ve şimdi yine 3 taneyi bıraktıktan sonra 1, 2, 3, 4 zincir ilmekle birlikte 3'ün kenarına batıyoruz. Trabzan yapıyoruz. Buraya da en başı yaptığımız gibi 2 kutucuğa birer tane içine bir tane kenarına yaparak 5 tane ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlarım. Çok zevkli değil mi? Televizyon izlerken örün, battaniye yapın, hırka yapın. Bu model o kadar güzel ki bakın. İlk sırası bu şekilde. Çok güzel oldu. Ben çok beğendim. O yüzden 1, 2, 3 zincir çekip geri dönüyoruz ikinci sıraya. İkinci sıramıza geldikten sonra bu 5 kenar 5 tane trabzan sabit olarak yapılıyor arkadaşlar. Bu 5 trabzanı yaptıktan sonra 1, 2 bu sefer 3 zincir çekiyoruz. Bir sırada 4 bir sırada 3 zincir. İlmeği aldık. Şimdi bu zincirin arasından girerek bir ikili trabzan. Sonra bu V'nin kenarına batıyoruz. Bir ikili trabzan. Bu V'nin içine de 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Toplamda 5 oluyor. 3 tane ikili trabzanı yaptım. Bakın böyle. Sonra ilmek alıp yine bu kenara batıyoruz. 6 oluyor. Bir de dışına gidiyoruz tekrardan 7 oluyor. Bakın eşit oluyor. Bir dışında bir dışında bir kenarda 3 tane de içinde oluyor. Bu şekilde böyle bir farklı bir model oluyor. Sonra tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyoruz araya. Şimdi 7 tane trabzanımız vardı. 1, 2, 3. Şöyle 4. içine girerek önce 2 sonra 2. Bir ikili trabzan. 1, 2, 3 zincir çekip aynı noktaya tekrar içine girerek bir ikili trabzan daha yapıyoruz. Bakın o kadar güzel oldu ki bir V yaptık. Bunun üzerine ve bunun üzerine de trabzan. Her sırada böyle değişiyor. Yani bundan sonrakine bu şekilde bundan yapacağız. Bir sonrakine de V yapacağız. Böyle çaprazlamasına geliyor. Çok güzel, çok değişik bir model oluyor. Şimdi 1, 2, 3 zincir yine ilmek alıp kenardan giriyoruz yine 2 ve 2. Sonra kenara batıyoruz. Aynı az önceki gibi. İkili trabzan 3 tane de içine ikili trabzan arkadaşlarım. Sonra kenarına bir tane, sonra dış kenarına bir tane. Bu şekilde 7 tane oluyor. 1 2 3 zincir çekip yine bu 5 tane kenara yapıp bu sırayı da bitirmiş oluyoruz. Evet, bakın 5 tane oldu. O kadar güzel oldu ki. Ve çok harika. Bakın 5 tane yaptık. Bu sırada böyle arkadaşlar. Şimdi bu alt sıraya geçmiş olacağız. Şimdi yerler değişecek. 1, 2, 3 zincir çekip ilmek alıyorum. 2 ve 2. Bu kenar hep sabit. 5 tane ikili trabzan arkadaşlar. Hep 5 tane. Şimdi bir sırada 4 bir sırada 3 zincir çekeceğiz demiştik. Kenarlara trabzan geldiği zaman 3 zincir. V'ler geldiği zaman 4 zincir. 1, 2, 3, 4 zincir. İlmek alıyoruz. 1, 2, 3, 4.'ye giriyoruz ilmekle birlikte. 2 ve 2. 1, 2, 3 zincir yapıp aynı noktaya girerek ikili trabzan 1 V yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir yapıyoruz. Şimdi bu V'yi gördük mü? Gördüğümüz an direkt dışına trabzanla başlıyoruz. 2 ve 2. Bir ikili trabzan. Sonra kenar zinciri, ikili trabzanı, ortaya 3 tane ikili trabzan arkadaşlarım. Bu şekilde bir ikili trabzan yapıyoruz. Sonra kenara giriyoruz. Sonra dış kenarına. Bakın böyle. 7 tane yaptık. 1, 2, 3, 4 zincir çekip ilmek aldım. 1, 2, 3. Dördüncüye girdim. 2 ve 2. 1, 2, 3. Zincir çektim. Ve bir V yaptım. Arkadaşlar bakın. V'lerin üzerine trabzan, trabzanların üzerine V geliyor. Bu sırada da 2V bir trabzanımız vardı. Şimdi diğer sırada da 2 trabzan 1V olacak. Bakın böyle sıra sıra takip ediyoruz. Şimdi yolumuza devam edelim. 1, 2, 3, 4 zincir çekip çok zevkli gidiyor. İkili trabzan, ikili trabzan, ikili trabzan. Bu şekilde 5 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz arkadaşlarım. Çok zevkli gidiyor. Böyle bir oturuşta yapabileceğiniz gerçekten harika bir model. Bakın. 1, 2, 3 zincir geri döndüm. İlmek aldım. 2 ve 2 ilmek aldım. 2 ve 2 ilmek alarak 2 ve 2 bu şekilde ikili trabzan yapıyorum arkadaşlarım. Sonra 1, 2, 3 zincir çekip ilmeği alıyorum. Alttan giriyorum. Önce 2 sonra 2. Bakın kenardan girdim. Çünkü bu V var. Dışarıda trabzan. Şimdi 2 ve 2 ortaya 3 tane ikili trabzan ve 2 3 tane ikili trabzan. Ondan sonra kenara bir tane ikili trabzan, sonra dış kenarına bir ikili trabzan yapacağız arkadaşlarım. Evet şimdi 1 2 3 ve 4 zincir ilmeği aldım. 1 2 3 kenara girdim. Önce 2 sonra 2. Bakın 1 2 3 zincir trabzanı gördüğüm zaman direkt ve yuvamı yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir ilmeğimi aldım, dış kenarıma girdim 2 ve 2, sonra kenarıma battım 2 ve 2, sonra ortaya 3 tane ikili trabzan arkadaşlarım. Şöyle ben biraz ip alıyorum, şöyle bir ikili trabzan 2, sonra 3, sonra dış kenarına battım arkadaşlarım, sonra bir tane daha dışına battım 4, 1, 2, 3, 4 zincir. Sonra köşeyi bitirerek şimdi de 2 ve 1 orta yapacağız. Aynı böyle birbirini takip eden iki sıra arkadaşlar. O kadar güzel ki harika gerçekten. Ben bunun farklı iki renginden yaptım. Bununla yelek, süveter, hırka, aklınıza gelebilecek her türlü model yapılabilir. Bakın 5-10 dakikada şu kadarcık ilerlemekle nasıl güzel oldu. Altına bir body ile efsane bir yelek yapabilirsiniz. Kamera arkasında ben böyle bir sarısını çalıştım. Bakın sarıda da çok güzel duruyor. Bakar mısınız sarı? Yine 3 motifli. Siz bunu 6, 7, 8, 10 da sayarak, sayıyı arttırarak yapabilirsiniz. Bir adet de turuncusunu yaptım arkadaşlar. Yine turuncusu da çok güzel oldu. Şöyle tığımı bırakayım elimden. Bakın turuncunun güzelliğine. Yorum sizin hangi renk güzel oldu? Siz bu modelle ne yapardınız? Yelek, hırka, süveter her şey olurdu. Yani yorum yapıyorsanız çok mutlu olurum. Severek yapıyorum örgülerimi biliyorsunuz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere arkadaşlarım.